Ben İzmir doğumluyum. Üniversiteye kadar da eğitim hayatımı hep İzmir, öğretim hayatımı İzmir'de tamamladım. Üniversitede İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazandığımda buraya geldim. İlk senemi İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde geçirdim. Daha sonra Denizcilik Fakültesi Tuzla'da olduğu için Tuzla'ya geldik. Meslek hayatına böylelikle adım atmış oldum. Buradaki eğitim hayatının sonunda biz eğitim sürecinde bir yandan da bir senelik bir staj tamamlamak durumundayız. Dolayısıyla aslında denizcilik mesleğinin içine okurken girmiş oluyoruz. Yaz tatillerinde Erasmus'a gitme hayallerim varken onun yerine valizimi toplayıp gemiye staja gitmiştim. Her yaz bu böyle oldu. Daha sonra bir senelik stajı eğitim süremiz bittiğinde tamamlamış oluyoruz ve artık gerekli sınavlara girerek yeterliliği alıp zabit adı altında 3. ya da 4. katlı olarak gemilerde işe başlıyoruz. Ben de burada okurken bir yandan zaten denizin içinde bir kampüste deniz imkanlarıyla ve deniz hayatına alıştırılmış bir programla ilerledikten sonra böylece gemilerde çalışmaya başlamış oldum. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ndeki römorkör kaptanı pozisyonuna başvurdum ve Türkiye'deki ilk römorkör kaptanı olarak orada çalışmaya başladım. Yaklaşık bir senedir, 1,5 senedir de buradaki işime devam ediyorum. Öğrencilik yıllarım aslında maslak hayatı ve Tuzla hayatı olarak ikiye ayrılıyor. Çünkü ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Maçka'da çok güzel tarihi bir binada hazırlık okudum ve maslak kampüsünde yurdum vardı, orada kaldım. İki taraftaki hayatı da doya doya yaşadım ve çok güzel bir yıl geçirdim. İlk kez şehir dışına çıkmıştım, yeni gelen bir sürü arkadaşım vardı kalabalık bir ortamda. Çok güzel bir kaynaşmayla, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlarla güzel arkadaşlıklar geliştirdik. Sosyal aktivitesi çok yüksek olan bir kampüsteydik. Dersler çok yoğun olmasına rağmen çıkışlarda hiç üşenmeden mevcut dans kurslarına gidiyordu. Okulun festival zamanlarında yine çok güzel bir ortam vardı. Keyifli bir öğrencilik yılının ardından Tuzla kampüsüne geldik. Burada okurken de okul zamanı, daha o zamanlar şu an aslında çok popüler olan ve yeni yeni başlayan Green Ship konseptli bir Japonya'da okulu temsilen bir yarışmaya gitmiştim. Burada sunumlar hazırladık, posterler hazırladık, çok fazla akademik tarama yaptım. Daha o zamanlar okulun verdiği bu vizyon sayesinde aslında başka bir bakış açısı gelişti ve akademik hayatla ilgili bir bilgim ve fikrim oldu daha o zaman. Bu çok güzel bir şanstı benim için. Okulu temsilen fakültem adına seçildim ve Japonya'ya gittim. 2 hafta kadar orada bir sempozyuma katıldık, sunumlar yaptık, ülkemizi temsil ettik. Hem ülkeyi hem okulumuzu. Daha o yaşta verilen bu sorumluluk ve bu keyifli görev aslında çok farklı bir yer edinir insan için. İTÜ tabii ki Türkiye'deki herkese sorulduğunda ilk akla gelen üniversitelerden biri. Tam bir marka ama özellikle denizcilik sektöründe tam anlamıyla karşılığı prestij diyebiliriz. Çünkü bizim mesleğimizde şimdilerde ve çok fazla denizcilik fakültesi ve mezun veren okul var ama eski zamanlarda sadece İTÜ varmış. Yalnız İTÜ olduğu zamanlarda meslekteki bütün duayenlerimiz hepsi bizim okul mezunu. Eğer iyi bir pozisyonda, çok bilgili, eğer denizcilik sektörünü buralara getiren insanlardan bahsedecek olursak hepsi okulumuz mezunu. Bu çok gurur verici. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi bizim sektörümüz için bütün kapıları anında açan, daha sizin ne kadar kalifiye olduğunuzu görmeden sizle ilgili aslında karşı tarafta bir imaj yaratan ve bir güven veren bir marka. Ayrıca okul zamanında bizlere verdiği sosyal imkanlar özgüven sağlıyor ve tabii ki mühendislik fakülteleriyle ilgili kazandırdığı analitik düşünme yeteneğiyle diğer mezunlardan bir adım önde olduğumuzu düşünüyorum. Ve çok güzel bir komite var. Herkes her zaman birbirini destekliyor İTÜ mezunları olarak. Ben bile hiç tanımadığım herhangi bir mezunumuzla karşılaştığımızda, aynı okuldan mezun olduğumuzu duyduğumda içim kıpır kıpır oluyor. Çok güzel günler geçirdim, güzel hatırladım. Hep çok güzel bir kampüste önünden geçerken içimin titrediği, anılarımın aklına geldiği, çok iyi bir eğitim aldığım bir okul. Ben üniversiteye hazırlandığım yıllarda bir aile dostumuzun oğlu bizim fakültede ve bizim bölümümüzde okuyordu. Daha öğrenci olmasına rağmen ondan anılarını dinliyordum ve daha o zamanlar staja giderkenki anıları bile bana çok maceraperest ve etkileyici geliyordu. Oradan aklımda yer etti. Daha sonra üniversite sınavına girdikten sonra tercih zamanı, aslında ailem hiç de İstanbul'da okumamı istememesine rağmen tek İstanbul tercihim bizim bölümümüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ydi. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümüyüm.
Dolayısıyla bu şekilde giriş yapmış oldum bölüme. Ben buraya ilk başvuru yaptığımda henüz ilk olacağımı bilmiyordum. Türkiye'deki ilk kadın römorkör kaptan olarak başvurduğumu. Fakat daha sonra başvuru sürecinde bunu öğrendim ve çok gurur duydum tabii ki. Olduktan sonra da bu benim için çok onur verici. Hem benim için hem ailem için öyleydi. Daha önce kimsenin böyle bir şeyi cesaret etmemiş ya da denememiş olmasının üzerine beni bunu gerçekleştirmiş olmam gerçekten çok iyi hissettirdi ve birilerine yol açabilme hissi doğdu. Benim buraya girişteki, başladıktan sonraki kendime edindiğim tek ilke aslında yaptığım mesleğe laf getirmeyip benden sonra geleceklerin önünü kapatmamak üzereydi. Çünkü bizim mesleğimizde böyle bir rol model olma hali var. Eğer siz başarılı ve iyi bir şekilde yönetebiliyorsanız işinizi, daha sonrakiler için de bir yol açmış oluyorsunuz aslında. Evet, kadınlar da bu işi yapabiliyormuş, evet bir problem çıkıyormuş, evet bunu başarabiliyorlarmış deniyor. Ben de tam olarak bunu yapmak istedim. Ve sanırım işe yaradı, başarılı oldum ki ben girdikten sonra da kurumuma çok mutluyum. Sürekli bir kadın kaptan alımı oluyor. Demek ki başarılı yerine getirmişim. Bizde kaptanlık mesleğinde aslında kaptan deyince herkesin aklına o gördüğümüz koca koca gemilerdeki kaptanlar geliyor. Biz römorkörcülük sektörü olarak o büyük gemilere eşlik eden ve onları yöneten, onların manevra kabiliyetini arttıran gemiler olarak geçiyoruz. Ayrıca benim çalıştığım kurumda kurtarma görevimiz de var. Biz uzak yol kurtarma gemileri olarak addediliyoruz. Türk boğazlarının, tüm boğazların, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gibi ve İzmir'de belli körfezlerin kıyı emniyetini sağlamak üzere konuşlandırılmış durumdayız. Boğazın belli bölgelerinde, belli aralıklarla. O gördüğünüz küçük gemiler aslında tekne yapısı itibariyle daha küçük boylu ama makine gücü açısından bakınca çok kuvvetli tekneler. Dolayısıyla biz o koca gemilerin hepsinin yanında eşlik etme görevindeyiz. Günlük olarak rutin görevimiz boğazdan geçen 200 metre üzeri tanker gemileri ve 250 metre üzeri büyük dökme gemilerine herhangi bir acil durumda anında müdahale edebilmek, bir kazayı engellemek için yanlarında bulunmak. Bunların dışında da boğazlarda ya da boğaz civarında giriş çıkışlarda Marmara Denizi'nde ve Karadeniz'de meydana gelen herhangi bir arızada, bu bir makine arızası olabilir, yangın durumu olabilir, karaya oturma olabilir, demir tarama olabilir, personelle ilgili bir durum olabilir. Can ve mal güvenliği ve bu emniyeti sağlamak için her an hazır durumda bekliyoruz. Evet, denizcilik kendi içinde bambaşka bir dünya aslında. En basitinden hitabetlerden başlayabiliriz. Gemide insanlar birbirine, konumuna ve görevine göre normal iş yerlerinde olduğu gibi Ahmet Bey, Mehmet Bey, Gizem Hanım diye değil, görevine göre hitap eder. Elektrik zabit varsa elektrik zabitim, işte kaptanı süvari bey, eğer hatta biraz yaşı olan, yaşlıca mesleğe yıllarını adamış bir duayense bey baba deriz. İkinci, üçüncü kaptanlara efendi kaptan, gemiciler Ahmet Usta, Mehmet Usta onların başına reis denir. Böyle bir iletişim tarzı vardır ve herkes buna uyar. Ya da işte seyir esnasında köprüsüne her kim çıkarsa çıksın ve niçin çıkarsa çıksın. Köprüsüne her girildiğinde Allah selamet versin denerek girilir. Köprüsünün 2 dakikalığına kırlangıca dışarı çıkıp çıkmış olsanız ve tekrar giriyor olsanız bile yine Allah selamet versin demeniz beklenir. Her manevra sonrasında herkes köprüsünde toplanır, tüm zabitler. Yine köprüsüne girilir ve orada bir manevra kritiği yapılır. Her hafta talimler yapılır belli aralıklarla. Gemilerde talim var şarkısındaki gibi. Gerçekten bunlar olası senaryolara tüm personel hazırlanır ve tüm ciddiyetle yapılır bunlar. Dışarıdan film senaryosu gibi görünen şeyler aslında o gemi hayatının rutin bir parçasıdır. Belli ritüeller vardır. Mesela her pazar öğle yemeğinde kuru fasulye olur. Bu her gemide aynıdır. Türk gemilerinde hiç değişmez. Pazar günü öğle yemeklerini de açlığında yapacağım diye düşünmez. Çünkü pazar günü kuru fasulye vardır. Denizcilik sektöründe kadın olmak zor. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Aslında dışarıdan bakıldığında bu her zaman bir avantajmış gibi düşünülüyor insanlar tarafından. Çünkü erkek egemen bir meslek yapıyorsunuz ve siz tek bayan olarak el üstünde tutuluyormuşsunuz gibi bir algı var. Halbuki tam tersi oluyor. Siz bu mesleği yapmak için güçsüz, zayıf ve yetersiz görünüyorsunuz. İlk baş her zaman oluyor. Gemiye gittiğinizde hala bu devirde bile kadın zabitlerle çalışmak istemeyen çok fazla kaptan var.
YGM'de problem yaratabileceklerini düşünüyorlar. Diğer karşı cinsin ilgisine maruz kaldıkları için. Ya da zaten fiziki olarak yeterli olmadıklarından bu işi beceremeyeceklerini düşünüyorlar. Biz kaptanlığın en üst mertebesine gelinen süvarilik pozisyonunda aslında çok fiziksel güç gerektiren bir iş yapmıyoruz. Daha çok bir ekibi yönetiyoruz ve bir makineyi kullanıyoruz. Fakat oraya yükselene kadar çeşitli görevlerde bulunuyoruz gemide. Dördüncü kaptanken, üçüncü kaptanken, ikinci kaptanken buralarda geminin bakım tutumundan bir sorumluyuz. Her türlü kullandığımız ekipmanın bakımı deniz ortasında bir servis imkanı olmadığı için bizim tarafımızdan yapılıyor. Etrafta gördüğünüz emniyet ekipmanları, cansalları, yangın tüpleri, bunların hepsinin bakımı, taşınması, yerleştirilmesi, kontrolleri bütün detaylarıyla yine zabitler tarafından yapılıyor. Dolayısıyla aslında halat manevralarında bazen müdahale etmeniz gerekebiliyor. Aslında fiziksel olarak da güç kullandığınız bir meslek yapıyorsunuz. Dolayısıyla kadınların zayıf olduğu ve bunu yapamayacağı algısı oluyor. Siz bir gemiye gittiğinizde 1-0 yenik başlıyorsunuz duruma. Ben şimdiye kadar meslek hayatımda her zaman diğer meslektaşlarımdan ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan daha fazla çalışmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü hep bir kendini ispat etme ve gösterme çabası vardı. Aslında çok da iyi yapıyoruz işimizi ve daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olduğumuz için erkeklerden de daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum aslında. Ama bunu ispatlamak ve kendini kabul ettirmek sadece biraz zaman alıyor. Ama bir süre sonra siz işinizi elinizden gelenin en iyi haliyle yaptığınızda zaten etrafınızdaki insanlar da bunu görüyor ve o ön yargıyı kırmış oluyorsunuz. Biz burada aslında eğitim hayatında bizim okulumuzda denizcilik sektörüne fazlasıyla hazırlanıyoruz. Çünkü daha önceden staj sürecine başlamış olan üst sınıf abi ve ablalarımız biz eğitim süresinde biraz askeriye yakın o disiplinde bir eğitim alıyoruz ve üst dönemlerimiz abla abi diye hitap ediyoruz. Kardeşlik ilişkisiyle büyüyen bir fakültede okuyoruz. Dolayısıyla bizden önce zaten gemilere çıkmış olan, stajını tamamlamış olan ve gemi hayatını görmüş olan üst dönemlerimiz oradan döndüklerinde biz burada yeni başlayanlara deniz hayatı hakkında çok ciddi fikirler veriyorlar. Yani orada öğrendikleri her şeyi bize aktarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz aslında buradan mezun olduğumuzda sıfır olarak mezun olmuyoruz. Biz neyle karşılaştığımızı, ne göreceğimizi, nasıl bir ortama gittiğimizi, biz orada nelerin gerekeceğini, hangi küçük bilgilerle başlamamız gerektiğini zaten okulumuzda bu donanımları edinmiş ve bu bilgilerle ilerlemiş bir şekilde gidiyoruz. Dolayısıyla en azından bizim okul mezunları için ve bu birçok okulda böyle herhalde. Yani meslek hayatına çok sıfır başlamamış oluyorlar. Ciddiyet gerektiren bir meslek. Mezun olur olmaz yönetici olarak işte başladığınız bir meslek. İnsan idare ediyorsunuz ve aylarca evinden, sevdiklerinden, kendi doğal ortamından uzak olan bir takım insanların zor psikolojideki insanları yönetiyorsunuz. Buna mezun olur olmaz adapte olmak aslında o yaşlarda, çünkü biz de çok küçük yaşlarda mezun oluyoruz. Başta biraz zorlayıcı oluyor ama deniz ortamı biraz da bütün bu disiplinin içinde aile gibi bir ortama dönüşen bir çalışma yeri. Dolayısıyla gemi hayatı çok güzel ama kendi içinde de çok zorlukları var. Her şeye biraz meraklı ve öğrenmeye çok açık olmak gerekiyor. Çünkü bizler sadece bir vasıtayı A noktasından B noktasına götüren kaptanlar değiliz. O gemide her şeyiz. Yeri geldiğinde doktor oluyoruz. Yeri geldiğinde hukukçu oluyoruz. Bir takım problemleri yurt dışında çözebilmek için. İyi bir dil gerektiriyor. İyi bir yönetim gerektiriyor. Biraz sabır gerektiriyor. Çok aslında çok yönlü bir meslek ve sürekli kendini geliştirmek gereken bir meslek.